قال الله تعالى في كتاب العزيز أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. Gönülleri nuru Kur'an ile münevver, alınları Rabbül Alemin'e secde etmekle eser-i secde ile nurlanan peygamberlerin seyyidi, sebebi hilkati alem olan Allah'ın Habibi Muhammed'i sevmekle ve ona iman etmekle ve onu her şeyden ziyade sevmekle imanını kemale erdiren, kıyamet gününe inanan, hakkın cennetine talip, rızasına ragip, cemaline aşık olanlar. Okumuş olduğum ayat-ı beyinat gayet ehem-i mühim. Zaten Kur'an-ı Kerim'in her ayeti ehem-i mühimdir. Herkese hitap eder. Herkes oradan nasibini alır. Vereceğimiz mana denizlerden bir katre, şemsten, güneşten bir hüzme, kürelerden de bir zerredir. Yani mananın kafesini vermiş manasını değiliz. Şöylece, kısaca. Habibim Ahmet, Resulüm ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Efendim şurada yine duralım. Hiç Cenab-ı Allah, yani yerin göğün sahibi, bilinen ve bilinmeyen alemlerin maliki olan Allah, Habibi Muhammed'ine hiç ya Muhammed diye hitap etmemiştir sallallahu aleyhi ve sellem. Hatta Sure-i Hücerat'ta Cenab-ı Hak birbirinize çağırır gibi Habibi Muhammed'e seslenmeyiniz. Amelleriniz batıl olur diyor. Birbirinizi çağırır gibi peygamberi seslenmeyin, bu şekilde peygambere çağırmayın. Amelleriniz batıl olur diyor. Onu her şeyinden ziyade seveceksin. Gözünün nuru, kalbinin süruru ve imanın kemali onda olduğunu, senin kurtarıcın, münciğin ve şafiin olduğunu bileceksin. Kim ki Muhammedsiz Allah'ı arar sallallahu aleyhi ve sellem, Allah'ı bulamaz o kimse. Evet. Etruk ilallahi bi enfasil halayik, mahlukat-ı ilahinin her nefesinin sayısınca Allah'a giden yol mevcuttur. Vardır, bakidir. İnsanı bir mekop da Allah'a götürebilir. Hüveyrün bir canlı mahlukta. Ama bütün kapılar dolmuş, bab-ı Muhammediyet açıktır yalnız. Kim o kapıdan gelirse akrep, yani karim olarak, yakın olarak Allah'a vuslat eder. Allah rızasına kavuş. Bu kadar söylüyoruz. Onun için gece gündüz aşikar ve gizli Allah'a hamdü sena et ki seni ve beni kendine kul, Habibi Muhammed'ine ümmet etmiş sallallahu aleyhi ve sellem ve Kitab-ı Kerim'inde, Kur'an-ı Azim'inde ya eyyühellezine amenü hitabıyla bize hitap buyurmuş, kendi ismiyle bizi isimlendirmiş Allah. Niçin? Peygamberine iman ettiğimiz için. Kim ki Resul-i Ekrem'e iman etmedi ona mümin ismi verilmez. Mümin değil o kimse. Kim ki Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a iman etti, Allah kendi ismini ona vermiştir, mümin ismini vermiştir. Allah'ın bir ismi mümindir. Senin de benim de bir ismimiz mümindir. Neden? Resul-i Ekrem'e iman etmiş. Şimdi kulağını benden yana ver. Söyle Habibim, eğer beni seviyorlarsa sana tabi olsunlar. Seni önder edinsinler. Ki benim kapımdan bana gelebilsinler, ben de onları seveyim yani. Yoksa kuru mücerret iddiadır bu. Ben Allah'ı seviyorum kelimesi. Kim ki beni seviyorsa sana tabi olsun, ben onu seveyim. Hani hatırlıyorsun ya, anlatmıştım size burada. Gene söylemeden geçmeyelim. Biraz hava sıcak ama burada terlersek mahşer günü terlemeyiz. Burada ağlarsak mahşer günü ağlamayız. Burada Allah'tan korkarsak Allah iki korkuyu kuluna yüklemez. Dünyada Allah'tan korkanı Allah ahirette korkutmaz. Şefaya yarar, veli olur. Arşın gölgesinde gölgelenir. Cibar-ı Muhammed'de iskan olur sallallahu aleyhi ve sellem. Livail hand altında cem olur. Defter-i amali sağ canibinden verilir. Sıratı korkusuz geçer. Cehennemden azat olur. Defter-i amali sağ cariminden verilir. Ehli cennet olur. Matlab-ı âlâ maksad-ı râna olan cemal-i vâ kemal-i ilâhiyle müşerref olur. Vücuhun yevmeyizin nâdâtun lâ rabbihâ nâdâ. Rabia diye ölmüş. Ölmemiş, olmuş. İki türlüdür ölenler. Bir kısmı ölür, bir kısmı olur. Olanlar hakkında وَلَا تَكُولُ لِمَنْ يُكْتَلِ ف۪ي سَب۪يلِ اللّٰهِ اَمَّاتِ بَلْ اَحْيَاهُمْ وَلَا كِلَّا تَشْعُرُ. Ve fi ayetin ahar
وَلَا تَحْسَبَنِ الَّذِينَ كُتِلُوا ف۪ي سَب۪يلِ اللّٰهِ بَلْ اَحْيَاءٌ وَلَاكِنَّا ha? İlâ ahil âyâ. Ama gelin o tarafa ayet. Bunlar olmuşlar. Ölenler de kafirlerdir ve hayvanlardır. Hayvanlar ölür ve kafirler ölürler. Ölmekle kurtulmazlar. Ölürler. Enbiya, Allah'a sevenler, Allah'ın sevdikleri yaşar. Gözden nihan olurlar. Onlar için ölü demeyin Hazreti Allah. Kim onlar? Şehitler, gaziler, adiller, ilmiyle amiller, Allah'ı sevenler, Allah'ın sevdikleri, enbiya-i mürselin. Ona kadar ölü demeyin diyor Allah. Onlar ulu onlar. Ulu var, ölü var. Allah da zaten hayları inzar ediyor, korkutuyor. Haylara hitap ediyor. Hay, hay, dirilere. Allah'ın hitabı dirilerdir. Olmuş dostlar. Ey mümin, la ilahe illallah, Muhammedur Resulullah, Kur'an kitabullah, müminim elhamdülillah, kıblem Kabe, müminler kardeşlerim dediyse eğer bunu lisanla ikrar, kalbinle tasdik, ölmeyeceksin, olacaksın. Bu adetullah böyle cereyan edecek. Kabirde melekler gelip sana soru soracaklardır. Hükümet-i Rabbani'nin adeti bu. İnsan bir memleketten diğer memlekete gittiği vakitte ondan pasaport sorarlar. Pasaportuna bakarlar. O gittiği memleketin izni varsa o memlekete girmek için onu o memlekete alırlar. Yoksa geri çevirirler, değil mi? Heh. Allah hükümetinin de elçisi, sefareti Hazreti Muhammed Mustafa'dır. Kimin manevi pasaportunda Muhammed Resulullah kaydı vardır, o geçer. Sema kapıları ona açılır. Semayı yücelir. Yok. Kimde yoksa eğer bu kayıt, onu geri çevirirler, hapsederler. Alemler zaten. Neyse. İnşallah başka dersimizi anlatırız. Melekler gelmişler, sormuşlar Rabi'yi Adiviye'ye. Rabi'yi Adiviye'nin sen işittin mi hiç böyle Rabi'yi Adiviye bir kadın bu. Erkek kadınlardan, rical kadınlardan bu. Biliyorsunuz ki ben Avrupalılara temas ediyorum, Amerikalılarla falan. Onlar bile okumuşlar da merak etmişler, heves almışlar Rabi'yi Adiviye'yi oğlum diye. Evliyalar heveslenmişler yani Avrupalılar. Öyle bir kadın bu. İsterdim ona diyeyim vakitten iyice. Hanesine hırsız girmiş. Beklemiş Rabbinin uyumasını dışarıdan. İbadet etmiş. Şöyle biraz yatmış. Beşeriyet hali uyumuş. Yatmış. Hemen hırsız girmiş. Yükte hafif bahadar olan şeyi almış çıkacak. Fiyat kapı duvar olmuş. Kapı yok. Duvar. Aldığını koyuyor. Kapı açılıyor. Kapı oluyor. Hırsızı alıyor şanlımakın. Gene kapı duvar oluyor. Gene koyuyor. Gene kapı açılıyor. Gene alıyor. Gene duvar oluyor. Sonra kendisine seslenmişler hırsızı. Sedgeli uyuyorsa seden uyumuyor demişler. Rabbiye böyle bir insan yani. Bu kadar için söyledik sana. Merak edersin oku menakıbını. Öyle olmaya çalış. Madem ki Muhammed Resulullah dedin, Allah'a ahd-i peyman ettin, alemi. Alemi ezelden, alemi ervahda kabü bela dedin, olabilirsin veli. Zaten velisin. Vilayeti ammedesin. İnşallah vilayeti hasiyede girersin. Müminlerin hepsi velidir. Allah'ın dostlarıdır. Düşman değildir. Allah'ın ve Resulünün. Melekler sormuşlar, Rabbin kim, dinin nedir, peygamberin kim? Cevap vermiş tabii, tabii verecek. Melekler demişler ki, biz senin cevap vereceğini biliyorduk, haber almıştık. Hadi rahatına bak demişler, Allah'a ısmarladık derken, yoo demiş, sizden göndermem demiş. Neden? Ben cevap verdim, sizden ona cevap verin bakayım. Rabbim Allah dedi, Allah beni kulluğa kabul etti mi? Peygamberim Muhammed Mustafa dedi, Resul-i Ekrem beni ümmetliğe kabul etti mi? Melekler cevap verememişler. Tabii veremezler. Adem el Esma'ya malik olan Adem oğludur. Adem'dir. Ademzadelerdir. Melekler Allah'tan altta emirle ifaz ederler o kadar. Melekler aciz kalınca Cenab-ı Hak buyurmuş ki çekilin o benim sevgilimdir demiş. Ona ilişkiyiz demiş. Rabbiye bu işte. Şimdilik geliyoruz sevgililerden bahsedelim. Dostluk iyi dinle. Kulağından gafet pamuğunu çıkar kulağını bana ver. Uyuma. Çok uyuyacaksın. Binlerce sene. Yani kıyamet gününe kadar uyuyacaksın. İnşallah rahat uyursun. Sen kabirlere baktığın vakit zannediyorsun ki üstleri şişeklik altı da öyle zannetme sakın ha. Bazılarında ateş yanıyor. Bazıları katağın dolmuş. Bazıları yılan çıyan içerisinde. Dünya yılan çıyanı değil. Herkes yılan çıyanını buradan götürmüş oraya. Onun için çok uyuyacaksın. Pek uyumaya bakma. Uyanık ol biraz. Uyuma. Gaflet uykusunda uyuma. Gaflet uykusunda. Allah'a dost olacağız. Peygamber'e dost olacağız. Dostluk üç kısımdır. İyi dinle beni.
Şimdi kendi mevkiini ortaya koy. Bir dostluk vardır ki o dostluğu insan göremeyince, su içmeden, yemek yemeden, hava almadan yaşamadığı gibi o dostluğu göremeyince, onunla olmayınca o adam yaşayamaz. Allah'a peygamberi böyle sevenler var ümmetin içerisinde. Hatta Muhammed Bahattin Nakşibendi Kadıca Sırafel Ali diyor ki her an sohbeti Muhammed değil, huzuru Muhammed değil diyor. Ben bir an Resulullah'ı görmesem diyor, bir an görmesem kendimi tedenniyle farz ederim diyor. Muhammed Bahattin Nakşibendi Hazretleri. Çok büyük kişiler aklıma geldi ama fazla yormayalım bunu sizi kovada. İnşallah başından alırız. Bir dostluk var, tekrar ediyorum. O dostluğunu görmeyince yaşayamazsın. Nedir o? Su içmek, yemek yemek, hava almak gibi. O kadar ihtiyacın var ona senin. Bir dostluk bu, bir mertebesi. Bir dostluk var, ihtiyacın olduğu vakitte ona gidersin, müracaat edersin. Baş sıkıntıya kaldı, başı belaya girdi, Allah'a secde ediyor, Allah'tan istiyor. O vakit başı belaya girdi vakitte. Refaha daldı mı? Refaha unutuyor Allah'ı. Münafıkların ve kafirlerin sıfatıdır bu. İyi dinle. Allah öyle söylüyor Kur'an-ı Kerim'inde. Diyor beni inkar edenlere koyun diyor. Denize diyor, deniz dağları bir kalktı mı diyor. Başlar bana seslenmiyor, bağırmıyor. İhlas et. Aman ya Rabbi, aman ya Rabbi. Karaya çıktı mı, rahatlığa girdi mi, unutur Allah'ı. Sakın böyle olma. Bunlar kafirlerin ve münafıkların sıfatlarıdır. Darda var da, sefada kederde Allah diyeceksin. Allah. Lisanı Allah diyecek, kalbin Allah muhabbetiyle çarpacak. Lisanın Muhammed Resulullah diyecek, Allah. Kalbin Muhammed muhabbetiyle çarpacak. Allah'ı zikrettiğin vakitte tüylerin diken diken olacak. Bunlar iman alametleridir. Söylüyorum, muhabbet alametleridir. Bir gün o iki cihan serveri, İncil'in peygamberi Muhammed Aleyhisselatü Vesselam, bütün peygamberlerin seyyidi ve efendisidir. Bu alemin sebebidir. Yaratılmasına Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Rahmetellil alemindir. Beşirdir. Nezirdir. Şahittir. Ona biat Allah'a biattır. Ona iman Allah'a imandır. Ona isyan Allah'a isyandır. Ona ihanet Allah'a ihanettir. Onu sevmek Allah'ı sevmektir. Ona tabi olmak Allah'ın muhabbetini celbetmektir. Okuduğum ayet-i kerimede. Hepsi ayetten söylüyorum. Ve men yutu'ur resul fakat ata Allah. İnnellezine yubayunuke inma yubayunallah. Hepsi ayetten yani. Ayetlerin size manalarını söyleyeyim. Bir gün o iki cihan serveri, İncil'in peygamberi Muhammed Aleyhisselatü Vesselam Mescid-i Şerif'te. O ne güzel mescit o. O ne güzel mescit. O ne güzel cemaat. Onlar ki Resul-i Ekrem'in mübarek cemalini gördüler. Resulullah da onları gördü. Bir kısımları peygambere baktılar, göremediler. Bakmak başka, görmek başka. Onlar Ebu Cehiller ve onların emsalleri. Onlar baktılar, göremediler. İman edenler gördüler. Herkes kendi çapında gördü. Kendi istidadı kadar gördü. Allah'ın taksimi kadar gördü. Çünkü Allah Allah'la bilir, Muhammed'i Allah bilir. Kul bilemez sallallahu aleyhi ve sellem. Onun için Cenab-ı Hakk'a innallâhe ve melâikete ve sallûne alen nebî ya eyyühellezîne âmenû sallû aleyhi ve sellimû teslimâ dediğimiz vakitte Allahümme sallâ alâ Muhammed diyoruz. Diyor ki Allah ben meleklerimle beraber salat ediyorum Habibim Muhammed'e. Ey müminler size salat ediniz. Biz de diyoruz ya Rabbi sen salat et diyoruz. Ne demek manası? Ona layık olan salavatı ancak sen bilirsin ya Rabbi. Biz aciziz diyoruz. İlmullah ile. Bitti. Bir zat kalktı ayağa ve Resul-i Ekrem'e hitaben. Ya Resulallah, medes sa'a. Kıyametten vakit kopar dedi. Size müjde vereceğim. Sevenlere müjde vereceğim. Vallahi müjde vereceğim. Bu müjdenin ne dokunduğunu yakın zamanda anlayacaksın. Hemen o amel sandığı olan kabire girdiğin vakitte anlayacaksın. Evvela sana Resulullah'tan soracaklar çünkü. Bunu nasıl tanıyorsun diye Müslüm'ün beyanına göre Müslüm'ün soracaklar. Bunu nasıl tanıyorsun diye bu zatı şerifi. Evvela oradan başlayacak. Metesla'a ya Resulullah. Ne demek manası biliyor musun? Metesla'a kıyamet ne vakit kopar? Salata durdu. Namaza durdu Efendimiz. Namaz kıldılar. Sonra namazdan farik oldular. Yine mübarek cemalini ihvanına karşı döndü, eshabına karşı döndü. Eyni sailu, soru soran nerede dedi. O zat, tekamen racile o zat ayağa kalkıp dedi ya Resulullah ben sordum soruyu. Ne yapacaksın kıyametin saatini vaktini öğrenmekle? O bir emri mühimdir, olacaktır. Sen kıyamet günü için ne hazırladın?
diye Peygamberimiz ona sordu. Dikkat et, konuştuğum şey oyuncak değil, mühim şey söyledim sana. Resul-i Ekrem'den rivayet etti. Bazı adam ölümünü, ölüm yarını ne yapacaksın? Ondan sonra ne yapacaksın? Onun için ne hazırladın? Kıyameti öğrendin ne olacak? Kıyamet günü için ne hazırladın? Soruyorum. Onu düşün sen. Kendine kabir hazırlamış. Bırak bu ahmaklığı. Kendini kabire hazırla. Sana bir çukur bulurlar, seni oraya koyarlar. Merak et. Meydanı koymazlar seni, bırakmazlar. Kokarsın çünkü etrafı rahatsız edersin. Kendine kabir hazırlama. Kendini kabire hazırla. Kabir karanlıktır, nur ister. Kur'an oku. Allah'a zikret. Kabirde yılan çıyan vardır. Oraya tiryak götür. Sakın kul hakkıyla gitme. Borçlu girersen eli zincirdedir. Hakkı gazetip gittinse sorusu ağırdır çok. Neyse uzatmayalım işi. O zat dedi ki ya Resulullah vallahi benim böyle büyük büyük ibadetlerim yok. Yani beş vakit namaz kılarım ki bir Müslümanın şanıdır bu. Allah'ı seviyorsun ya. Nasıl Allah'a kırarsın namazı terk edersin? Seviyorsun ya Allah'ı. Seni yoktan var etmedi mi? Bir katır emeği değil miydin? Seni ana rahminde hayız kanıyla, kudret fırçasıyla seni insan şekline koymadı mı? Göz verip göstermedi mi? El verip tutturmadı mı? Ayak verip yürütmedi mi? Burun verip koklatmadı mı? Dil verip söyletmedi mi? Kulak verip işittirmedi mi? Hani hissiyatın, hani hafızan, hani aklın onları vermedi mi? Nasıl Allah'a kıracaksın? Seviyorsun ya Allah'ı hani? Allah'a seven namazı terk edemez. Hele Resulullah'a seven hiç terk edemez. Neden biliyor musun? Gözümün nuru demiş. Es-salah kuratu aynı buyurmuşlar. Peygamberim gözünü nasıl terk edebilirsin seviyorsan Hazreti Peygamber'i? Söylüyorum sana. Efendim çok gencim daha. Oğlum aklını başına al. Sana büyük ibret olsun. Git sakatatçı dükkanına. Hep genç hayvanları keserler. Yaşlıları bırakmazlar pek. Hep kuzular, orta yaşlılar gider yürür diye. Aklını başına al. Hadi bakayım. İbadet ve taata. İbadet kemerini beline dola. Allah'a secde et. Rükû eyle. Allah'a tesbih et. Resulullah'a salat et. Senin müncin o. Şurada oturmana bile sebep odur. O işaret etmiş İstanbul'u alacaksınız diye. Öyle girip aldılar burasını. Ona borçlusun. Rütbeni ona borçlusun. Kasanı ona borçlusun. Keseni ona borçlusun. Hürriyetini ona borçlusun. Müslüman olsa sana o rütbeyi vermezlerdi. Müslüman çocuğusun diye verdiler. Muhammed Efendisi'sin diye verdiler. Kasayı ondan aldın. Keseyi ondan, toprağı ondan aldın. O işaret etmiş. Müslümanlar Konstantin'i ya. Vallahi ya Resulallah benim böyle uzun uzun namazlarım yok. Ya, beş vakit kılıyorum. Evet Müslümanın şanı bu. Müminin miracı. Dinin direği. Acilu bir salati kabul efet. Acilu bir tövbeti kabul mevt. Bak dikkat et. Nasıl zamanlar çabuk geçiyorsa ömür öyle geçecek. Hemen tövbe et. Ölüm gelmeden. Vakit geçmeden namazı kıl. Çabuk geçiyor çünkü. Biz de çocuktuk. Sonra genç olduk. Sonra dinç olduk. Sonra yaşlandık. Ayaklarım duyurmuyor şimdi. Bir müddet sonra seni beni tanımayacağım. Kendi evladımı tanımayacağım. Bir müddet sonra toprak olacağız. Doymayan gözümüze toprak olacak. Kanmayan çenemiz kitlenecek. Kanmayan çenemiz. Topladıklarımızı düşmanlara bırakacağız. Onlar taksim edecekler. Hesap bizden sorulacak. Daha istihar olmayacak mısın? İrfanın yok mu? Düşüncen yok mu? Gözünde ibretin yok mu? Görmedin mi? Ya Resulullah fazla namazlarım yok. Beş vakit kılarım. Senede bir ay oruç tutarım. Ramazandır onu. Zengin olacağım zekatını veririm. İbadetim bu. Ama Allah ve Resulü çok severim ya Resulallah. Seni severim valla. Müjde. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu. Ve karın nebi sallallahu aleyhi ve sellem el mer'u ma'men ahabbe. Kişi sevdiğiyle beraberdir. Ey Arabi sen de benimle berabersin dedi Peygamberimiz. Allah. Şimdi Resulullah'ı sevenler yarın yakın bir zamanda Peygamberin civarında toplanacaklar. Onunla beraber olacaklardır. Müjde veriyorum sana. Peygamberi nasıl seviyorsun? Nasıl susuzlamıyorsun ekmeksiz, havasız? Resulullah'a böyle sev. Bu sevgi sana vermezler. Bu Allah'ın elindedir. Çünkü temayülat-ı kalbiye efal-i ihtiyaden değildir. Ama sünnetlerine ittiba ile sünnet-i içtimaiyesine, sünnet-i ferdiyesine, muhabbet-i Muhammediye kalp tarlasına ekilecek, yakın zamanda meyvesini verecektir. Haftaya Cenab-ı Hak ecelde aman verirse anlatacağım. Çünkü vakit çok dar oldu. Hava da çok sıcak, sizi fazla üzmeyeyim. Yeter bu kadar. Çok konuşmakla değil. Cahiller halak oldu, bilenler kurtuldular. Bilenler halak oldu, amiller kurtuldular, yapanlar kurtuldu. Yapanlar halak oldular, muhlisler kurtuldular. İhlas ile birkaç şey yapabilirsen sana kafi gelecektir.
Hele muhabbeti Muhammediye. Hele muhabbetullah sana Kabe'ye gelir. Vallahi yedirâ darisselam ve yehdine inşa ilâ sırâtı müslim.